Türkiye dünyadaki mazlumların sesi olmaya devam ediyor. Mültecilerin yardım eli. Orta Doğu'dan Afrika'ya, Uzak Doğu'dan Kafkaslara, insan trajedilerinin yaşandığı her coğrafyada, her ülkede yardıma koşuyor bir şekilde Türkiye. Şimdi din, dil, ırk ayrımı da gözetmiyor. Tüm mazlumların yanında insan yardım çalışmaları tüm dünyada zaten takdir ediyor. Saldırılar, iç savaşlar, katliamlar. Dünyanın birçok yerinde büyük insani trajediler yaşanıyor. Orta Doğu, Uzak Doğu, Afrika'da her gün onlarca insan hayatını kaybediyor, hastalanıyor, sakat kalıyor. Yaşanan dramlara, artan afetlere Birleşmiş Milletler, sağlık örgütleri, sivil toplum kuruluşları yetersiz. Yardımlar sınırlı. Dünya üzerinde yeni haritalar oluşturmaya çalışan Batı, yaşanan zulmü görmezden geliyor. Göçler, savaşlar ve yaşanan insani dramlara duyarsız kalmayan bir ülke var. O da Türkiye. Türkiye, dünyada insani trajedilerin yaşandığı yerlere ilk ulaşan ülkelerden. Din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeden tüm mazlumlara yardım eli uzatıyor. Başta Kızılay olmak üzere TİKA ve AFAD gibi kuruluşlar aynı zamanda Türkiye'nin kamu diplomasisi çalışmalarını da yurutuyor. Türkiye gayri safi yurt içi hasılasına göre dünyada insani yardımlarda birinci. Allah! 2011'de başlayan savaşın üzerinden 6 yıl geçti. Hala Esed rejiminin saldırılarının sürdüğü iç savaşta bugüne kadar 1 milyona yakın insan hayatını kaybetti. 2 milyon kişi yaralandı. 13 milyon insan savaş nedeniyle ya ülke içinde yer değiştirdi ya da ülke dışına çıktı. Ülkesinden kaçan Suriyelilerin sığındığı ülkelerin başındaysa Türkiye var. Mültecilerin sayısı 3 milyonu geçmiş durumda. Türkiye mültecileri sadece sınırdan içeri almakla da kalmadı. Onlara aynı zamanda kucağını da açtı. Misafir edilen Suriyeliler için geçici barınma merkezleri kuruldu. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya'daki barınma merkezlerinde 36 bin çadır ve bölme, 20 bine yakın konteyner bulunmakta. 10 ildeki barınma merkezlerinde 258.545 Suriyeli mülteci konaklıyor. Barınma merkezlerinde aynı zamanda mültecilerin hastaneden okula, sosyal yaşam alanlarından camilere kadar her türlü ihtiyacı gideriliyor. Türkiye iç savaş süresince Suriyelilerin yanında oldu. Aralık 2016'da Esed rejiminin bombardımanındaki Halep'in tahliyesine sağladı. Yapılan müzakereler sonucunda 45 bin sivil İdlib'e nakledildi. Diğer yandan Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK-PYD ve DAEŞ'in işgali altındaki bölgeleri Fırat Kalkanı Harekatı'yla temizledi. Terörden arındırılan yerlere sivillerin dönüşü sağlandı. Bölgede huzur tesis edildi. Suriyeliler aylardır uzak kaldıkları evlerine dönmenin sevincini yaşadı. Türkiye'nin sahip çıktığı bir diğer halk Filistinli Müslümanlar. Filistin 1948'den beri İsrail'in işgali altında. Bugüne kadar İsrail 200 bine yakın Filistinliyi katletti. 5 milyon Filistinli mülteci durumuna düştü. Gazze'de nüfus 2 milyonu aştı ve İsrail'in ambargosu sürüyor. Halk temel ihtiyaçlara erişemiyor. Bu noktada Türkiye elinden gelenin fazlasını yerine getirmeye çalışıyor. Filistin'de başta hastane ve aşevi olmak üzere onlarca yeni tesis kuruldu. AFAD, TİKA ve Kızılay koordinasyonunda 14 ton yardım malzemesi taşıyan gemi 2016'da Gazze'ye gönderildi. Türkiye Enerji Bakanlığı ve TİKA'nın ortak çalışmaları sonucunda Gazze'deki kamu binaları elektriğe kavuşturuldu. Son 9 yılda 450 milyon dolar yardımda bulunuldu. Müzik
son dönemde Uzak Doğu'nun kanayan yarası Arakan. Arakan'daki Müslümanlar 1948'den beri Myanmar ordusu ve ırkçı Budistlerin baskısı altında. Özellikle 2012'den bu yana Müslümanlar toplu katliamlara maruz kalıyor. On binlerce Arakanlı sivil öldürüldü. Evleri yakılan bölgeden adeta göçe zorlandı halk. Ve baskılar sonucu 2 milyona yakın Arakanlı çevre ülkelere sığındı. Sadece son 1,5 ayda göç edenlerin sayısı 500 bin. Dünya ülkeleri ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar insani trajedi karşısında harekete geçmedi. Yaşanan katliamı izlemekle yetindi. Türkiye ise Arakanlıların yanında oldu. Arakanlı Müslümanlara insani ve kalkınma yardımları yapıldı. TİKA bölgeye giden ilk yabancı yardım kuruluşu oldu. Kızılay, TİKA ve AFAD'ın yardımlarıyla günlük 60 bin kişiye sıcak yemek veriliyor. Türkiye sorunun çözümü için uluslararası alanda yoğun diplomasi yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Birliği Teşkilatı dönem başkanı olarak 20'ye yakın dünya lideriyle görüştü. Konuyu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da gündeme getirdi. Arakanlıların dünyadaki sesi oldu. Afrika'nın yıllardır kanayan yarası Somali. Yıllardır iç savaşın sürdüğü ülkede terör örgütü El-Şebab bir kenti işgal etmiş durumda. Bunun yanında 2011'den beri kuraklık baş gösterdi. Halk kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye kuraklık ve kıtlığa karşı mücadelede her türlü yardımı yapıyor. Çökmüş devlet sisteminin yeniden inşa edilmesi sürecinde aktif rol alıyor. 2011'den bu yana 44 bin tonu gıda olmak üzere 60 bin ton yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Bölgeye birçok hastane inşa edildi. Şehirlerin altyapısının yeniden inşası noktasında yardımcı olundu. Ayrıca Somali öğrenciler devlet bursuyla Türkiye'de eğitim aldı. Yasin.